Sektörün Yıldızları ekibi olarak Kayseri'de Magna Otel'deyiz ve yanımızda Aydın Bey var. Merhabalar Aydın Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? 19 yıldır İstanbul piyasasında ve son zamanda da Kaya Palazzo, Kaya Artemis ve en son burada Magna Otel'lerinde genel müdürlük yapmaktayım. Bu sezon ilk otelimiz burası. Daha 3 tane otel projemiz var. İstersen şöyle sektörün dağdaki zorluklarını anlatarak giriş yapmak isterim izin verirseniz. Şimdi resort otelciliği, şehir otelciliği ve dağ otelciliği çok farklı. Dağ otelciliğinde biraz daha samimiyet, biraz daha doğal olmak gerekiyor. Çünkü misafir birebir otelle muhatap olup, kişilerle muhatap olup kendini daha huzurda ve güvende hissediyor. Şimdi zaten bizim sektörümüzde en önemli şey bu sektörü yaşamak, sevmek gerekiyor. Zaten sevmezseniz çok zor. Bizlere tercih edilme sebeplerinizden bahseder misiniz? Şimdi biz dağ otelciliğini ekip olarak biliyoruz. Daha önce 8 yıl Kartalkaya'da, işte 4 yıl Çaklıt Kafe'nin işletme müdürlüğünü yaptım. Son 4 yıl Kaya Palazzo'nun konseptini kurup işletme müdürlüğünü yaptım. Dolayısıyla da burada zaten çok şık bir butik otel var. Yani dekorasyonuyla, konumlanmasıyla gayet güzel. Bizim yaptığımız buraya gelip önce nerede durmamız gerektiğini belirledikten sonra konseptini ve konsepti uygulayacak personeli seçerek işe başladık. Bundan dolayı da misafirlerin, özellikle dağ otellerini ziyaret eden misafirlerin beklentilerini biliyoruz. Onları nasıl memnun edeceğimizi biliyoruz ve bu yönde de çaba sarf ediyoruz. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kesinlikle empati yapıyoruz. Misafir nedir bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Misafir olamadığın sektörün yıldızı olamazsın. Dolayısıyla misafir gibi düşünüp, misafir gibi yaşayıp, misafir gibi hareket ediyoruz. Tamamen bütün çabamız misafir memnuniyeti üzerine kurulu. Neden bunun için özel çaba sarf ediyoruz? Hani çok iyi yerde olalımdan ziyade bir hak etmek var bizde. Misafir çünkü parasını peşin ödeyerek otele geliyor. Misafirin istediği şey belli. Bizim de ona vaat ettiğimiz şey belli. Dolayısıyla yapmamız gereken misafirin işte gönlüne, gözüne ve midesine hitap edebilmek. Bunun için de güler yüzlü hizmet, düzgün personel, lezzetli yemek ve güzel sıcak bir ambiyans. Dolayısıyla bu ruhu verebiliyorsak zaten her şey tamamdır diye düşünüyorum. Magna Otellerinde kaç kişilik çalışma ekibiniz var ve bu ekibi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Dağ otellerinde kadro kurmak, konumlanmak biraz zor. İşte önceki yıllardaki otellerimden, tecrübelerime istinaden bir ekibim var. Dağ otellerini bilen bir ekibim var. Şimdi dağ otelinde sadece şehir oteli gibi değil ya da daha önceden tüm rezervasyonları yapılmış, geceleme sayısı belli resort otel değil burası. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ekibinizle başlıyorsunuz, kar yağmıyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bizim burada suyuni karlama sistemi de olduğu için bu riski ortadan kaldırdık. Şu anda bizim 60 kişilik bir ekibimiz var. Magna Pivot olarak otel bölümümüzde hem de Magna Apex olarak günübirlik tesisimizde çalışan personellerimiz bunlar. Neye dikkat ediyoruz? Kalite çok önemli bizim için. Diksiyon çok önemli ve belli bir karakter. Benim için en önemli olan şey karakter. Çünkü karakterini kişiler yansıtır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Kurduğunuz konsepti eğer uygulayacak personel bulamazsınız o havada kalır. Ve o otele o ruhu veremezsiniz. Yani misafir de bunu çok çabuk hisseder. Çünkü bizim bir otelimiz var ama misafir belki de sezonda 5-6 dağ oteli gezebiliyor veya X otelleri gezebiliyor. Dolayısıyla misafiri kandırma lüksümüz yok. Bu personel kalitesiyle o ruhu verebiliyorsak zaten belli bir noktada duruyoruz demektir. Firmanızı diğer kurumlardan ayıran esas özellikler nelerdir? Bütün dağ otellerinde biraz önce bahsettiğim personel sıkıntısı çok çok fazla. Çünkü dağ otelleri küçük bir zaman dilimini kapsadığı için eğer yazlık bir tesisiniz yoksa kışın kadro kurmada çok zorlanabilirsiniz.
ve toplama kadroyla girdiğiniz zaman borcalayabilirsiniz. Niye? Çünkü resort otel değil burası ya da bodrum değil. Ya personelin çok sosyal aktivitede bulunabileceği, kafasını dağıtabileceği ortam yok. Dağ burası, soğuk ve hapishane hayatı yaşıyor bir nevi personel. Dolayısıyla buradaki bizim zihniyetimiz ve konsepte, mekana kattığımız ruh bir anlamda çok daha farklı seviyeye çekiyor bizi. Çünkü şu da var, geçmişten çalıştığımız inanılmaz bir misafir portföyü var. Sağ olsunlar, hepsi bize destek oluyorlar, arıyorlar, geliyorlar. Sadece otele bakmadan ben ve ekibim burada diye gözü kapalı gelen misafirlerimiz var. Bu nasıl oluyor? Tabii ki bu beni sevdikleri için olmuyor. Nasıl oluyor? Geldiklerinde bulduklarıyla aynı orantıda değerleniyor. Yani hatır için bir kere gelir ama geldiğinde mutlu olabiliyorsa bunun devamlılığı olur. Bizim en büyük özelliğimiz burada dağ otelciliğini çok iyi biliyoruz. Nerede durmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ekibimizle konseptimizi çok iyi yansıtabiliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Kayak tatili yapacak misafirlerimizin pis durumundan ziyade başka takıldıkları bir nokta daha var. Biz kayak dışında akşam ne yapacağız? Bu hakikaten çok önemli bir nokta ve insanların tatil yörelisini, işte otellerini seçmelerindeki en önemli etkenlerden birisi. Biz ne yapıyoruz? Biz de kayak sonrası Magna Pivot bölümümüzde profesyonel masaj ve cilt bakımının yapıldığı güzel bir spa merkezimiz var. Mini kulübümüz var çocuklar için, gençler için oyun odamız var, büyükler için oyun salonumuz var. Peki bunun dışında ne yapıyoruz, ne yapabilir misafirler? Magna Pax tesisimizde akşam alakart restorantımız var, lunch barımız var, gece kulüp var. Dolayısıyla misafirlerimiz kendi zevklerine göre, keyiflerine göre, arzu ettikleri şekilde akşamlarını ve gecelerini değerlendirebiliyorlar. Yani kimseye sıkılacak vakit bırakmıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.